Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi hattımızın diğer ucunda sevgili değerli sanatçımız Şemsettin Taşbilek var. Öncelikle merhaba diyelim, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler Yusuf Bey. Nasılsınız, iyi misiniz Şemsettin Bey? Çok sağ olun, teşekkürler. Sizler iyisiniz, Elazığ'da ne var ne yok? Elazığ bıraktınız gibi diyelim, her zamanki gibi. Yine Harput, Harput kokan, Harput kokmaya devam eden bir şehir. Ne güzel. Şemsettin Bey, herkese sevgi saygılar. Tanımayanlar varsa, sizi ki herkes tanırdı da illaki. Siz kendinize yine kısaca bir bahsedin. Şemsettin Bey Taşbilek kimdir, necidir diye. Tanırlar, bilenler, ilgili arkadaşlar, kültür arkadaşlar, iş arkadaşlarımız var. Elazığ Uluova Yenikapı köyünde doğduk. 75'ten beri şehirde oturuyorduk, Müzatpaşa'da. Elazığ Müzik Cemiyeti'nden kültürel faaliyetlerimiz, mühendislik fakültesinde okuldayken daha sonra iş hayatımız. Öyle geldik gittik, kamuda olduğumuz için başka illerde çalıştım. En son 10 yıl Bursa'dan sonra son 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Arada gelip gidiyorum tabii. Elazığ'da her zaman bağlarımız var. Oradaki Harput müzikisi ve kültür üzerine çok çalışmalarım oldu. Her zaman şimdi bir halen devam ediyoruz. Onları kültürümüzü unutturmamak adına kitaplara, CD'lere dönüştürdük. Bazı çalışmalarımız oldu. Konudan daha fazla tanıyan bilen arkadaşlarımız, hemşerilerimiz var. Bağlantılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi programımıza aldığınız için. Evet, sizin bir serzenişiniz var. Dün Benjamin abinin oğlunu da, büyük abinin oğlunu da almıştım. Hemen hemen aynı dertten muzdarip sizsiniz de. Gerçi güzel bir tespit. Bir de sizden dinleyelim onu, o sorunu. Şimdi bu konu Elazığ kültürünün, Harput kültürünün genelde ve özellikle Harput musiki kültürünün, Elazığ musiki kültürünün korunması, edebiyatının, şiirinin, sanatının, halk oyunlarının korunması, günümüz bu nüfus dönüşümleri, göçler, teknolojik yaşam, aile çağırmaları, evet, göçler, bu gibi konulardan dolayı bir takım siyasal davranışların, sosyal davranışların değişmesi sonucu memleketimize gelip gidiyoruz, buralardan da izliyoruz. Şimdi yapılan kültürel programların Elazığ adına, Elazığ kültürü adına, Harput müziği adı altında, evet, veya Elazığ günleri, Elazığ tanıtımı, Elazığ derneği, her neyse, bu gibi programları izlediğimizde bizim gibi insanlar artık yani gerçekten üzülüyoruz yani. Böyle bir şey olamaz. Yani ne kıyafet kıyafettir, ne alız alızdır, ne türküyü söyleyebiliyor, ne olarak söyleyebiliyor. İşini işine bilmeyen memur oraya gelmiş, bir yere görevli olmuş, tutuyor artık kürsü başına gibi önüne oturuyor adam. Birisine danışmıyor, etmiyor. Çalanlar, çırpçı yapanlar, yani düşünün ki Harput musikisi klasik sazlarla icra edilir. Yedi göbek dedemizden, babamızdan gördük. Benim kitabımda 700 adet fotoğraf var. Tırıl tırıl klasetler, Türk sanat müziği çalgıları, tamamen klarnet, kanun, keman, bu işte bu gibi sazlar, Türk müziğinin fasıl anlayışı içerisinde yapılan Harput müziği, derin ezgiler, hoyratlar, gazeller. Siz gelin şimdi içine, birileri efendim bir yerlerden işin ucuna oturuyor. Musikiyle ilgisi olmayanlar derneklerin başına geçiyor, organizasyonlarının başına geçiyor. Bir takım ideolojik, siyasal örgüt kütüdaklarına dayanıyor. İstediği efendim salon türkücülerini, halk türkücülerini getiriyor, bağlamayı, her şeyi birbirine karıştırıyor. Ondan sonra oturuyorlar, Harput türküsü, Harput programı, kürsü başı diye programlar yapıyorlar. Yazıktır. Yani Şemsettin Bey, kısacası yani biz kültürel kaybolmuş, doğru. Bir şey olamaz, lütfen duyarlı olalım. Değerli hemşerileri, ilgili kültürel kuruluşlar, belediye yetkilileri, ya kendileri bilmiyorsa bilenleri çağırsınlar, onlara da uysunlar. Kendi memurlarının isteğini yerine getirerek Harput kültürünü yansıtamıyorlar. Elazığ Belediyesi 5-6 yıl evvel kınayı getir, anayı türküsüyle, Bitlis türküsüyle Elazığ kına gecesi yaptı şu memlekette. Buna kabul edilebilir mi? Peki Şemsettin Bey, size göre bunun önüne nasıl geçilmeli ciddi manada? Çünkü bundan bir tek siz muzdarip değilsiniz. Yani bu kültüre sahip çıkacak herkes de illaki şikayetçidir yani. Ki dün... Şimdi benim hep
söylediğim şu var. Yani lütfen herkes her işi yapmaya kalkışmasın. Mesela bir Elazığ gecesi, bir televizyon çekimi, bir Elazığ'da bir etkinlik veya Elazığlı olup Bursa'da, İstanbul'da, Aydın'da, İzmir'deki Elazığ dernekleri bir Elazığ gecesi veya etkinliği yapıyor veya televizyona program çekiyor. Evet. Yani lütfen bu Harput kültürü ve Elazığ musiki ve kültürünü anlayan, bilen insanlara danışsınlar, bir program içeriğini versinler, bir onların onayını alsınlar, her zaman bunu yapsınlar. Yani güç elinde diye işin başını oturuyor, her şeyi kendi yapıyor. Bir gem iskembesi koyuyor, bir de şalvarı yayıyor, önüne bir şey var bu kültürü. Hayır, Harput kültürü bu değildir, Harput kalenderdir. Hafız Osman Öge 1920'de frak giymiştir. Tırıl tırıl kıyafetler ama ağızla Harput kültürünün musikisini yansıtmıştır. Bizim sanatımıza, çalgılarımızın içine bağlama halk müziği sazları katılamaz. Çünkü böyle bir şey yok. Harput müziği, Elazığ müziği, Elazığ gecesi adı altındaki programlara bağlama katılamaz. Bağlamayı seviyoruz. Bizim öz sazımız. Onun yeri başka. Yani biz zaten çalgı ayırmıyoruz ama Harput musikisine uygun sazlar. Pop müziği sanatçılar bu türküsünü çalarsa sevinirim. Halk müziği sanatçıları çalsınlar, sanat müziği sanatçıları çalsınlar. Kendi yordamıyla, onlar özgürdür. Severiz de. Ama adına Harput müziği diyorsanız, Elazığ gecesi diyorsanız, Elazığ DM'nin programı, Elazığ tanıtım günleri bir şey diyorsanız, orada lütfen. Orada durun diyorsunuz. Onlarca salon türkücüsünü çağırıp, ben onun türkücüye ağzını sağa sola çekerek, altında, arkasında, bağlama, önünde şey, böyle bir Elazığ kültürü temsiliyeti yapılamaz. Ben bunları hep kendi kişisel olarak benim bir alıp vereceğim yok. Bir şey de kimseden arzu etmiyorum. Ama benim sorumluluğum var. 2100 sayfa kitap yazmış bu konuda bir insan olarak. Onlarca CD'lerde kayıtlar yapmış bir insan olarak. 30-40 bin saat bilgisayar başında bu 20 sene kafa yormuş bir insan olarak. Ben bu konuda bildiklerimi söylemek zorundayım. Kimseyi hedef almıyorum. Konu bu. Yani aslında geleneğimizi, kültürümüzü korumak için dernekler, vakıflar, Elazığ Belediyesi en başta. Belediye çok önemli. Evet. Peki, buradan orada, buradan Sayın Mücahit Yanılmaz inşallah sesimizi duyuyordur veya bir yetkili. Mücahit Bey geçen İstanbul'a geldi. Benzeri sözleri orada toplantıda beni davet etmişlerdi. Söyledim. Şimdi yalnız belediye başkanı değil. Şimdi toplumumuz otobüs firmaları, tüm firmaları, kapalı çarşıdaki esnaf, herkes Harput musikisini çalsın, önemsesin, birazcık duyarlı olalım tersi. Medya, sizin televizyonlarınız, yani radyolarınız ara ara versinler, sevdirsinler. Yani, ama tabii en büyük görev organizatörlere. Bugün her hafta günleri oluyor, oradaki lütfen o listelere, o repertuarlara bakınız. Gerçekten Elazığ'ı yansıtmıyor, hatta bozuyor. 3 tane Harput müziği sanatçısını koymuşlar 40 içine, öbürleri belki 30-35 kişi halk türkücüsü. Evet. Veya ben küçümsemiyorum, ben de bağlama çaldım ama yeri ayrı diyorum. Tabii şimdi Elazığ gününde Elazığ formatını uygulamak gerekiyor. En baş o olacak. Yani Harput müziği ve mahalle sanatçılar en önde olacak. Bunu göremiyoruz. Zaten öyle bir hale gelmiş ki işte dün o kendi programda yine bu programda konuştuğum gibi düğün salonlarımız da maalesef artık işin dışına çıktı. İşte orada yine aynı şey. Benim düğün salonlarımız herhalde şey oradaki de olaylar çok başka. Düğün salonlarındaki tabii ki başka insanlara saygımız var. Herkes başka öğreten gel kendi musikisini yapsın. Bizim dediğimiz yerli kültür, vilayet kültür müdürlüğü, il kültür müdürlüğü, belediye, birçok kurumlarla yerli nüfus ve örgütler bu kültüre sonuna kadar bilinçli bir şekilde üzerinde çalışmaları gerekiyor. Onu demek istiyorum. Aynen öyle. Bizi bir kendi keyfine bırakmamaları, sahiplenmeleri gerekiyor. Şunu bilsinler, bugüne kadar Türkiye'de yozlaşmadan musikisini tutan tek il kalmıştır, o da Elazığ'dır. Ama bu, evet, böyle giderse ona yozlaştırıyoruz. Bu gidişle o da kaybolacak. Bakın Urfa, Mardin her taraf dönüşmüştür Sivas. Elazığ bu konuda dönüşmemiştir.
dik durmuştur bugüne kadar. TRT bile yıllarca çıkmadı bizim mahalle sanatçılarımız. Biz onlara vefasızlık edemeyiz. Doğru. Kültürümüzü bize gelen enstrümanlarıyla hiçbir şekilde kanun, keman, klarnet, onu da Elazığ usturluyor. Gayet güzel. Bir de ağız var. Harput kültürüne yetişmeyen insanın anonim ağızla söylediği eser Harput ağız eseri olmuyor. Kırtlak gerekli, ağız gerekli. Adabı var. Evet. Ya çal söyle ben engel olmuyorum. Ama Harput müziği deme ona. Sömürmeyin lütfen. Geçiyordu bakıyorsunuz işte ekibinin başına geçmiş Harput müziği diyor. Adamın orada gelen musiki, Mardik musikisi görünüyor. Giydiği eser yine öyle, söylediği ağzı yine öyle. Kim seni oraya koydu? Neden? Ne yapıyorsun? Sen bu işin... Ben bunların bir de kökünü tanıyorum, biliyor musun? Bunlar Harput müziği sevmiyordu birçoğu. Siyasal ya da bir odaklara dayanmış işin başına geçiyor. Artık bu sevde var ya insanlarda Harput müziği sevdası. Onu istismar ediyorlar. Lütfen. Ben bir gerçekten bu ustalarımıza 100-200 yıllık mahalle sanatçılarımızın bize verdiği mesajdan dolayı üzerimde büyük bir sorumluluk var. Vasfı Akyol'un sorumluluğu var. Hafız Osman Öge'nin, Sıtkı Demirci'nin, Kemal Yenizeli'nin, Enver Demirbağ'ın, Sıhhatli İzzet Yetiş'in, İçmeli Sabri Çavuş'un, kimi sayayım ben? Bu insanlar büyük emekler sarf etmişler Şükrü Can Aydın'dan en son Mehmet Şerif'e kadar. Yani bunların bize aktardığı bu kültürü neden kolay kolay yozlaştırıyoruz? Gerçekten yani bu konu nasıl söylense azdır. Üstünde çok uzun çalışılması ya lazım. Bir şey şöyle daha söyleyeyim. Ben yıllardır ayrıca da dışarıda birçok profesyonel müzisyenlerin de içinde olan bir insan. Zaten müzikisi Türkiye'ye çok tanınıyor. Çok seviyorlar. Bursalı adam hiç Elazığ'ı görmemiş. Ben çok şahidim. Bana akşam diyor sizin şehrin ekibi çıktı kürsü başı, ben diyor hemen diyor böyle televizyonun başına diyor can açıyorum da hiç o programı sonuna kadar izliyor, ne kadar güzel bir müzik diyor. Zaten İstanbul'da yine öyle, başka yerde Alaaddin Yavaş'tan Avni Anıl'a hepsiyle tanışmış, onlar bu konularda övgülerini kulağımla dinlemiş insanım. Bu o gelenekten dolayı böyleydi. Eğer tutup bağlamaksa bu benzetip Kerşi'ye, Urfa'ya, Harput'a, Tekirdağ'a, İzmir, her şeyi her yere benzeştirirseniz hepsi birbirine aynı olursa ne oldu? Gül, menekşe, sümbül hepsi bir çiçekken hepsini getir gül yap. Neye benzedi? Bir anlamı yok. Lütfen her şehrin yöresel kültürünün özelliğini, oturmasını, kalkmasını, adabını olduğu gibi bir korumamız lazım. TRT'de insan Elazığ türkülerini söylüyor örneğin. Güzel söylüyor, 5-10 20 eser öğrenmiş. Söylüyorsun ama önüne oturup kürsü başı konserini yönetmeye hakkın yok. Onunla ilgili söz söyleme hakkın yok. Konuşuyor. Bütün Doğru Elazığ'ın bilmem neyi, mesela musikisinin bütün babası, önderi, bilmem sanatçı diyor. Şu diyor. Yanlış. Veya diyor bilmem oğullar bilmemiz hizmetçiler aldı diyor. Yanlış. 2-3 tane arkadaşını çağırıp dönüyor aynı kişi. Yani hangi bir konuyu söyledin? Dolayısıyla değerli Yusuf Bey kardeşim, evet. Sizlere birbirinize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim yani, çünkü bu... Sanıyorum gerekli yani bu duyarlılığı artık halkımızın göstermesi lazım. Gerçekten büyük risk altında. Bakın Harput müziği ve Sive, Elazığ kültürü, yerel kültürü büyük bir dezenformasyonla karşı karşıya, çürümeyle son 5 yıldır özellikle İstanbul'daki dernekler, grupları ve bazı şehirlerdeki başka böyle bir gruplaşmışlar. Büyük bir her şeyi sanki bir örgüt gibi ele alıp böyle keyfiyetlerine göre ve bunu bozuyorlar. Güya iyi şey yapıyorlar ama doğru insanlarla çalışıyorlar, güzel şeyler çıkıyor ama genellikle %70 yanlış insanlarla çalışıyorlar. Zaten ben bu programı yapmamızın amacı buydu. En azından musikisini tekrardan hak ettiği değerini vermek. Tekrardan hem hak ettiği hem kültürü, hem kültürünü, oturması, kalkması, şiiri, bakın her şeyinde bir orijinallik var.
Biz bunu bilenler biliyoruz. Oraya yanlış kişi oturdu mu önüne, her şey bozuk oluyor. Sırf musikisi değil. Oturması, konuşması, görüntüsü. Çünkü Elazığlık bir kültür, kendi başına bir Türkiye'mizde de çok güzel bir ismi ve hatırası var. Yani. Çok yerde bu temsiliyeti eski büyüklerimiz yapmış diye büyük övgüler alıyoruz. Şimdi de aynı kişilik ve görünümü, kültürel yapıyı, kalenderliği temsiliyet makamında olamayacak, o birikimde olmayan kişilerin bu konularda ne oturmaması gerekiyor. İkide bir de var, Kerkük, Harput, Arba, Azeri, bu karma karışık bir şeyler yapıyorlar. Proje, devletten bir şey, kredi çekmek için. Hayır, ben bunu da uygun bulmuyorum. Yani çünkü sen niye karıştırıyorsun Harput müziği, Kerkük seviyoruz, onun olayı başka. Sen onun içinde beraber Harput'u söylemeye çalışırsan Harput'u bozuyorsun. Nitekim böyle sönük programlar çıktı. Yani siz kendi Elazığlıların görevi kendi kültürünü yaşatmaktır. Proje var diye devlet teşvik veriyor diye onu istismar etmeyelim. Peki, kendi kültürümüzü korumaktan başka bizim birinci görevimiz budur. Özellikle artık geleneksel musiki ve kültürün konusunu konuşuyoruz. Tabii ki sanat müziği de bizim musikimiz, pop müziği de müzik musikimiz, halk müziği de bizim musikimiz. O genel anlamda herkes kendi görevini yapsın. Bizim bugünkü konuşmamız nedir? Harput kültür ve musikisiydi. O anlamda ben bu konuya ağırlık verdim. Başka bir soracağınız şey var mı Mesut Bey? Yok, şu an soracağımın zaten hepsini hemen hemen anlattınız. Yüreğimdekilerini ifade ettiniz. Bu zaten burada bitmeyecek, emin olun. Bu programın zaten yapılış amacı da buydu. Tekrar musiki kültürü geri kazandırmaktı. İnşallah bu konusunda da ben daimi duracağım zaten. Bu gerek belediye başkanı olsun, gerek yeri geldiği zaman Sayın Çetin Oktay Kaldırım da olsun valimiz. Bu konu hakkında bayağı bir üstüne gidilecek artık. İnşallah yetkililerimiz değerli ilgili yerle ve kültüre seven ve korumak isteyen değerli hemşehrilerimiz bu dediklerimizi yanlış anlamasınlar. Bütün gönlümüz, bizim işimiz gönül işi. Bunu korumak için bakın sizler de ne güzel kendiniz bizi aradınız, bir şeyler şey yaptınız. Bu duyarlılıkların devam etmesi dileğiyle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sanatçımız katıldığı için. Çok görüşmek sağ olun. Üzere, sağ olun. Teşekkürler. Selam, saygı bizden olsun.